İsrail'in oyalama ve aldatma hamlelerine daha fazla prim verilmemelidir. Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türk evine Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri, İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk evinde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdul Fettah Abdurrahman El burhanla görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri bölgesel ve küresel konular ele alındı. Daha sonra Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türk evinde Irak Başbakanı Muhammed Şias Es Sudani'yi de kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Irak ikili ilişkileri bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma gayretinin engellenmesi için uluslararası toplumun dayanışmasının gerektiğini, İsrail'in mutlaka Filistin topraklarındaki katliamlarının hesabını vereceğini belirtti. Erdoğan, Gaybaso Cumhurbaşkanı Emdoba ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri ve savunma sanayi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.